Gitmedik diye sen üzülmüyorsun değil mi Zeyno? Yok babacığım, üzülmedim, sen merak etme. Ama istemiyorsan gitmeyeyim. Hayır, gitsen git, git ya. Bak sen Sterlin ama belki yanında kimse yoktur. Hem yardımcı olursun belki, değil mi? Sen git canım, git. Tamam babacığım, merak etme. Ben senin büyücüne çok iyi bakarım. Tamam, biliyorum. Ne diyorlar anne? Ben seni kapıda bekliyorum. Otobüse kadar beraber mi buluruz? Ne haber alacığım? Hoş geldin alacığım. Ah benim Kadir abim, dün akşam olanlardan sonra nasıl üzülmüş üzülmüş böyle, ama nasıl ya? Nasıl? İşte böyle çok. Ama ben ne diyeceğim? Bak Fikrim abi, biz böyle ben seni alsam gezmelere gitsek, dolaşsak, kafayı dağıtsak. Wow, tamam. Gideyim mi Zeyno? Git babacığım, hadi git gez. Tamam. Al dükkanı. Hadi Kadir abi sen giyin gel üstünü güzelce. Ben seni durakta bekliyorum bak dışarıda. Sıraya gireyim şimdiden. Tamam, montumu alıp geliyorum ben. Yenge, ne diyeceğim ya? Dün akşam olanlardan sonra konuşamadık. Gelince falan akşam dertleşiriz. Ama öyle çok da canı sıkma artık yani. Aile içinde oluyor öyle şeyler. Ne olduysa. İyi tamam, hadi gidin gezin siz. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Sen bugün ajansa değil de Sari Hanım'a gidiyormuşsun herhalde, öyle duydum. Hı-hı. Görüşürüz. İyi. Sen de ajansa gitmiyorsun demek. Annem sizi dinliyordu. Ay hayır, yani sen dayımla ne konuşuyor olabilirsin? Ama Zeynep, sana da kızdım ya. İnsan bir iki laf sokar. Bu ne cool'luk? Cool değilim. Yalancıyım. Nasıl yani? Bizi kapıda dinlediğini gördüm İpek. O yüzden de Star Hanım'a gidiyormuş gibi yaptım. Ajansa değil de işte. Ya ne yapayım artık? Ya o da rahat etsin, ben de rahat edeyim. Bıktım ya. Aman iyi yapmışsın ya. Annem de hiç kusura bakmasın ama yani insan zorla yalancı yapıyor. Sen ajansa ne yapacaksın? Yani ajansa gitmeden önce Doruk'la rahat konuşabileceğiniz bir yere mi gitseniz? Doruk'la aramdaki bütün duvarlar yıkıldı İpek. Evet, konuşacak çok şey var. Ona sormak istediklerim var. Anlatmak istediklerim var. Ama en çok ne istiyorum biliyor musun? Aramızda hiç sır kalmasın istiyorum. Doruk da, Ozan da, Sitare Hanım da benden bir şey saklıyorlar. Ay kızım, saçmalama şimdi ya. Sizin dün geceden sonra böyle romansa falan bağlamanız gerekmiyor muydu? Ne şimdi böyle sır peşinde koşmalar falan? Ne alaka yani? Önce gerçekler, sonra romans.